Efendim hayırlı bayramlar dileyerek başlıyoruz. Akit Özel Gündem'den karşınızdayız. Birbirinden değerli üç önemli konuğum var. Hemen sırasıyla kendilerini takdim edelim. Sosyolog yazar İsmail Öz, hoş geldiniz. Hayırlı bayramlar diliyorum. Hoş bulduk, teşekkür ediyoruz. Hayırlı bayramlar diliyoruz. Geldiğinizi de tekrar ifade edelim. Allah razı olsun. Eyvallah. Yine önemli yazar arkadaşlarımızdan biri Mehmet Ali Tekin Bey. Hoş geldiniz, hayırlı akşamlar diliyorum. Sizlere de hayırlı bayramlar diliyorum. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Tüm izleyicilerimizin bayramlarını tebrik ediyorum. Rabbim inşallah sağlık, sıhhat, afiyet içerisinde nice bayramlara kavuşturmasını ve ülkemizin için bu bayramın hayırlara vesile olmasını niyaz ediyorum. Amin. Allah razı olsun güzel temenni ve dilekleriniz için. Ayhan Demir, Akit ailesinden bir üyemiz. Kendisi gazeteci, yazar. Hayırlı akşamlar diliyorum. Hoş geldiniz. Sizlere de hayırlı bayramlar diliyoruz. Sağ olun. Allah razı olsun. Akit Medya Grubu gün gittikçe herhalde daha çok ses vermeye başladı değil mi İsmail? Aynen aynen. Peki. Evet, çok teşekkür ediyorum. Ben hemen artık yani öyle zannediyorum ki Türkiye'de Akit TV diye bir kanalın olduğunu bilmeyen zerre bir yer kalmamıştır. Ve son dönemde özellikle 3-4 aylık dilimde bu ivmenin çok yükseldiğini de söyleyebiliriz. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet değerli izleyiciler, özellikle birçok konu başlığına değineceğiz ama şüphesiz ki biliyorsunuz yarın AK Parti'nin mitingi var İstanbul'da Kazlıçeşme'de. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bir organizasyon olacak. Yerel gündemde olunca aslında Türkiye gündemi çok yoğun. Kesinlikle. Yerelde de İstanbul yoğun olmuş olacağız. Yarın rahmetli ve bereketli bir gün yağmurla birlikte herhalde bir miting olacak. Onu da şimdiden söyleyelim. Aynen. İsmail Bey, evet. Sahanın hakimiyeti açısından baktığımızda bir sessizlik var ama aynı zamanda da HDP, CHP'nin ittifakı, Saadet Partisi'nin ittifakı, İyi Parti'nin veya diğer azınlık partilerin böyle bir sessiz yoğunluğu içerisinde de ortamın da netleşmeyen flu görüntüleri var. Nasıl görüyorsunuz sahayı? Sizden başlayalım. Evet. Buyurun. Eyvallah. Sabri Bey, teşekkür ediyorum. Tabii ben bunu şöyle ifade etmek isterim önce. Şunu bir defa net bilelim. Aslında sahayı bir rüzgar arkasına alarak yepyeni bir eğer bir muhalefetten bu anlamda alışılmışın dışında Türk toplumunun, Türkiye'nin rutine bindirdiği bir sistemin dışında farklı bir rüzgar estirecek başka bir zemin ortaya çıkmış olsaydı biz herhalde onu sahada çok farklı bir şekilde hissedebilirdik. Benim naçizane kanaatim bugünkü tablonun aslında çok dingin bir şekilde bir şeylerin satın alınmış bir vaziyette, seçmenin nezdinde bir satın almışlığın üzerinde yürüyen, geleceğini riske etmemek adına ben öyle zannediyorum ki kafalardaki netliğin sahaya ve topluma da yansıyan bir boyutudur bu. O yüzden sessizliği başka türlü okumaya çalışanların ben çok doğru bir okum içinde oldukları kanaatinde değilim. Açıkçası şunu da söyleyeyim. Yani bugün özellikle muhalefetin içinde bulunduğu tabloya baktığımız zaman da çok farklı bir şeyi tecrübe ediyoruz. Bu bir kesin durumdur ve dolayısıyla ben ileride özellikle siyaset bilimi alanının bunu bir ders konusu olarak okutacağını da çok net bir şekilde söyleyebilirim. O da şudur. Bir, mesela biz ne deriz? Seçimler olduğu zaman, bir lider ortaya çıktığı zaman hep şunu söyler. Terakki, inkişaf, ilerleme, değişim, değil mi? Gelişim. Evet. Bunlar hep pozitife dönük ivmelerdir ve dolayısıyla da bugün öyle zannediyorum ki ben bunu hatta inşallah pazartesi günkü yazımda da biraz bu boyutuyla ele almaya gayret ettiğim bir durumdur bu. Diyorum ki hakikatler, doğrular hiçbir zaman bu kadar işkenceye tabi tutulmamıştır. Evet. Yani muhalefetin ortaya koyduğu dili ve tavrı ve siyaseti hakikatlere yapılmış bir işkence olarak görüyorum. Neden? Çünkü bir siyasi parti lideri siyasetini ortaya koyarken, tavrını ve tarzını ortaya koyarken mutlaka topluma umut vaat etmek zorundadır, umut aşılamak zorundadır. Dolayısıyla biz kavramları tarihsel izleyinden, yolundan çıkararak, çünkü terakki dediğinizde neyin olduğu bellidir. Değişim dediğinizde değişimin yönünün ne olması gerektiğine dair istifham yoktur. Ama bizim muhalefet bugün öyle bir tablo ortaya koyuyor ki değişim diyor, arkasından diyor ki her şeyi durduracağız. Efendim biri diyor ki terakki, ilerleme, inkişaf yapacağız ama her şeyi yıkacağız. Bu kadar hakikatler, doğrular, hakikatler bu kadar işkenceye uğradı mı sizce? Bunu anladık da Muharrem İnce'yi anladık da Temel Karamoğlu'nu bir türlü anlayamadım. O da diyordu ki bütün yatırımları durduracağım. Yani evet, bu nasıl bir mantık? İşte değişim denirken onu kastediyorum. Değişim diyoruz ama her şeyi durduracağız. Yani Muharrem İnce'yi biliyoruz. Bir evet. Trenin güdümünde ve dümeninde olduğunu anlıyoruz. Milliyetçi görüş çizgisinde yetişen bir insanın yıllarca Erbakan Hoca'nın yanında aynı davada, aynı çizgide ve 28 Şubat mağdurları olduğunu biliyoruz. Bir dava
insanlar etrafında durup da çizgiyi nasıl yorumlamamız lazım? Burada zaten işte anlamlandıramadığımız, ben kendi kafamda anlamlandırabiliyorum da, fakat bu kadar farklı bileşenleri ve birbiriyle asla uyum içinde olamayacak olan bu bileşenlerin nasıl aynı kabın içerisinde, yani bir melting pot, yani bir eritme kabının içerisinde nasıl eridiklerini ve nasıl burada bir şekil alabildiklerini anlamak ve anlamlandırmak hakikaten çok zor. Yani burada özellikle de şu çok önemli. Şimdi siz durduracağız diyorsunuz, yıkacağız diyorsunuz. Efendim hızlı tren yaparsanız hızlı tren sadece göçü şunu yapacak, bunu yapacak. Ben de diyorum ki burada açık ve net tablo şudur. Bir insanın buna ihtiyaçları... Akıl tutulması denir mi? Akıl tutulması zaten. Bak ne diyorum? Daha da öteye gidiyorum. Diyorum ki hakikatler, kavramlar çünkü bir tarihsel hafızayla gelirler. Kavramların bir tarihsel zinciri vardır. Ve bu anlam zincirini kaybederseniz savrulursunuz. Belirsizlik ortaya çıkar. Dolayısıyla bugün ortaya çıkan bu belirsizliğin içerisinde kimin nerede durduğuna dair. Ama bu aslında çok bilinçsiz bir politika değil, biliyor musunuz Sabri Bey? Nedir oradaki? Neden belirsiz değildir? Çünkü mesela önce la diyor. Değil mi? Önce la. Her şeye la. Yani AK Parti'nin ortaya koyduğu bütün icraatlara la. Arkasından gelecek olan nedir? Arkasından gelecek olan bu demek oluyor ki aslında sisteme karşı, AK Parti'nin ortaya koyduğu zihniyete karşı açılmış bir savaştır bu. Ve bu savaşın arkasında Batı'ya bakıyorsunuz. Batı da aynı şeylere kızıyor. Batı da aslında aynı şeylerin yıkılmasını ve yok olmasını istiyor. Ama ne yazıktır ki bizim içimizdekiler de aynı yıkımın propagandasının içerisinde düşmüş vaziyetteler. Ve diyorlar ki her şeye la. Yani arkasından biz yepyeni bir sistem kuracağız demektir. Bu aslında demokrasi sosuna bulandırılmış ve tamamen radikal yıkımcılardan sadece birisi ansızın değişimi öngörürken, ansızın değişim. Hemen yıkıyor ve değiştiriyor. Bu biraz daha zamana yayılmış, demokrasi sosuna bulandırılmış ama zihniyete açılmış en büyük savaştır. Bu gerçeği göremezsek doğru bir yerde doğru bir analiz yapamayız ve biz hatalı bir yere düşeriz. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Mehmet Ali Bey, siz ne düşünüyorsunuz bu konuda İsmail Bey'in bu söylediklerine? Şimdi İsmail Bey'in söylediklerine katılmakla birlikte ben başka bir açıdan da değerlendirmek istiyorum. Buyurun. Öncelikle şunu görüyoruz, yani muhalefette bir Erdoğan düşmanlığında beraber birleşme olmuşlar. Var. Birleşme var. Hı-hı. Yani bütün hedefleri şimdi Erdoğan. Aynı birleşmede Erdoğan'la da bu görüntünün içerisinde İsrail var, ABD var, İngiltere var, Almanya var. Yani milli ve yerli bir politikadan bahsediyoruz. Hangi siyasi parti olursa olsun, isterse Vatan Partisi olsun, ister HDP olsun. Şimdi Türkiye'ye ve Türk vatandaşlarına doğrudan bir milli politika geliştireceksiniz. Ama Haçlı'nın politikasını yaymaya çalışıyorsunuz. Buna doğrudan ne demek lazım? Şimdi ben şu açıdan ele almak istiyorum biraz Batı'nın buradaki yönlendirmelerine daha sonra gelmek istiyorum. Öncelikle bir defa muhalefetin tek hedefi var. Erdoğan düşmanlığı ve Erdoğan düşmanlığı üzerinden acaba bir şey kapabilir miyiz? Yani bir mecliste bir onlar zaten saha hakimiyetine kesinlikle bir defa şunu hepsi söylüyorlar. Yani fiili olarak söylüyorlar. Sözde bunu söylemiyorlar ama davranışlarından, tebligatlarından, konuşmalarından şunu görüyoruz ki kesinlikle Erdoğan'ın başkanlığını engelleyemeyecekler. Onların hedefi acaba mecliste çoğunluğu elde edebilir miyiz? Bütün hesapları bunun üzerine. Ve Erdoğan düşmanlığı üzerine bir politika. Yani ben dinliyorum, İçlerinde sadece Temel Karamollaoğlu bazı işte şunları yapacağız ve şunları yapmayacağız gibi şeyler söylüyor. Diğerlerinin yapacağız diye bir şey söyledikleri yok. Ne Akşener'in ne Muharrem İnce'nin ben şunları yapacağım, şunu durduracağım, bunu yıkacağım, şunu apoletini sökeceğim, şunu yapacağım, bunu yapacağım diyor. Şimdi burada muhalefetin maalesef çok büyük bir açmaz içerisinde olduğunu görüyoruz. Bu açmazını sadece Erdoğan düşmanlığı üzerinden kırmak istiyorlar. Ben şahsen bunu görüyorum. Şimdi eski seçim dönemlerini, yani ben belki 20 defa en az 20 kere, yani 20-25 kere seçim izledim. Gençliğimde, yani 16-17 yaşından itibaren siyasetin içerisinde olduğum için meydanlarda, miting meydanlarında da Milli İstihbarat Partisi döneminde çalışmalarda bulunduk. Çok büyük seçim kampanyalarına katıldık. Yani orada o zaman muhalefetin mutlaka bazı mesajları vardı. Yani her partinin kendisine göre bir tane ana bir şeyi vardı yani. Ben şunu yapacağım.
büyük bir projesi olurdu. Diğerleri de küçük küçük projeler. Biz şunları yapacağız. Yani bütün partilerin bir yapacakları bir şey sunardı insanlara ve hatta bir ara iş öyle çığırından çıktı ki mesela Demirel'de onlar ne verirse ben ikisini vereceğim diyordu. Hatırlıyorsanız. Tabii. O yani yaşı 50'nin üzerinde olanlar bunu bilirler yani. Onlar ne verirse ben ikisini vereceğim diyordu. Yani bunun halk üzerinde karşılığı müsbet olur, menfi olur bir şey diyor. Onlar ne verirse ben şunu vereceğim. Şimdi bakıyoruz bunlar hep yıkacağız ve yapacağız diye bir şey yok. Biz şunu yapacağız diye bir şey yok. Hep Erdoğan düşmanlığı üzerinden bir şey kapmaya çalışıyorlar. O kapmaya çalıştıkları şey de acaba Erdoğan'ı nasıl durdurabiliriz? Yani nasıl durdurabiliriz derken Erdoğan'ın başkanlığını engelleyemeyeceğiz. Ama hiç olmazsa mecliste buna nasıl bir çembel takabiliriz? Meclise eğer biz çoğunluğu biz alabilirsek bunu nasıl bir dizginleyebiliriz? Hesapları bunun üzerine. Zaten Batı'nın emperyalistlerin de bunlara verdikleri destekten anlıyoruz ki bunların başkanlıkta herhangi bir iddiası olmamasını gördüler ve sadece Erdoğan düşmanlığı üzerinden politika yapmaya çalışıyorlar yani. Dolayısıyla şu anda yani ne Muharrem İnce'nin, ne Meral Akşener'in, ne gerçi Selahattin Demirtaş pek fazla konuşma şeyi bulamıyor ama bir tek burada bazen arada sırada Temel Karamoğlu ondan işte şunu yapacağız diye bir şey duyuyoruz. Lazım. Şimdi Temel Bey eyvallah. Temel Bey hangi yani şimdi Temel Bey'e doğrudan bir şey söylendiği zaman Temel Bey'in mesajları kime? Bence Temel Bey aynı diğerleri gibi. CHP'nin tabanından mı? Vatan Partisi'nin tabanından mı istiyor? Nereden istiyor? Ben onu anlamadım. Temel Bey şunu yani güya AK Parti'den acaba biraz alabilir miyim? Eski milli görüşçülerden, yüreği yanan milli görüşçülerden hala milli görüşe sadakatini belirten insanlar var. Peki ihanet sürecine dahil olacak şekilde milli görüş tabanından olup da ihaneti temsil edecek bir yapıda bu mesaj verilebilir mi? Şimdi ben şahsen şöyle düşünüyorum. Temel Karamoğluoğlu kendisini ihanet içerisinde görmüyor. Ve ona gönül vermiş insanlar da şey içerisinde görmüyorlar. Kendilerini milli görüşe, milli görüşün tek temsilcisi olarak görüyorlar. Bir açıdan belki... Erbakansız milli görüş, Erdoğansız milli görüş, tabandan habersiz milli görüş. Ya kime milli? Bu o zaman bu milli görüş kime? Şimdi bakın, CHP'nin tabanına doğrudan mesaj verdiğinizde o zaman sosyalistçi bir akımla mı? Neydi o bir yumruk vardı böyle. Şimdi bakın aklımdan. Bir zamanlar... Öyle mi? Bir zamanlar... Çekovera değil mi? Evet. Sosyalistçi milli görüş. Şimdi öyle şöyle mi? Bir şey. Bir zamanlar düşman oldukları bizzat evet. Temel Karamoğlu'nu Karamoğluoğlu'nu 1993'te o meşhum olayda sonra onu hedef tahtasına oturtmuşlardı biliyorsun. Şimdi işi tam tersine çevirdiler. Temel Karamoğluoğlu'ndan bir kahraman yaratmak istiyorlar. Tabii gitsin bana göre. İlk önce Madıbak'taki o yaptığı hataların bedelini ödesin. Onun yüzünden halen içeride insanlar var. Evet o zaman yani ben o bunu söylemekle. Orada sistem bir oyun oynadı ve Müslümanlara bir kara çaldı. Hı. Müslümanları yapmadıkları bir şeyden dolayı peki. Hala 25 yıldan beri içeride tutuyorlar. Evet. O zaman o Müslümanların sanki önderliğini yapmış gibi Temel Karamoğluoğlu'nun karalayan insanların başında olan Uğur Dündar bugün ona yağlamakla meşgul. O zaman anlaşılan körler sağırlar birbirini ağırlar diye bu şeyi de söylememizde fayda var diye düşünüyorum. Evet Ayhan Demir, siz nasıl görüyorsunuz bir gazeteci olarak baktığımızda sloganik bir yapılanma Temel Karamoğluoğlu, karşı muhalefet ve milli görüş. Bunu nasıl bir denkleme koyacağız? Buyurun. Şimdi her şeyden önce şunu söyleyeyim. Yani ben milli görüşçü bir insanım. Evet. Yani milli... Hani tamam siz milli görüşçüsünüz de bu tanımını bir yaparsanız işte, öyle miydi yani, böyle miydi? İçeriden konuşan bir insan olarak şimdiki söyleyeceklerimin değerlendirilmesini istiyorum özellikle. Peki. Yani şöyle söyleyeyim. Çocukluğunda bir Refah Partisi rozeti alabilmek için işte efendime söyleyeyim. Ankara'da Yeni Mahalle Teşkilatı'nda işte şu ilanları dağıt gel de bir sana rozet verelim. Tabii. Karşılığında bir ondan rozet için bir gün boyunca evet. Koşturmuş bir insanım. Peki. Efendime söyleyeyim. Yani sonrasındaki Fazilet Partisi sürecini ve diğerlerini biliyoruz. Fakat şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Yani bugün Saadet Partisi'nin savunduğu ilkelerin hiçbirisi milli görüşçülükle uyuşmuyor. Yani en başta şunu söyleyebiliriz. CHP teröründen çok çekmiş bir partinin, Saadet Partisi'nin bugün CHP ile birlikte bir yola çıkması, yol arkadaşlığı yapmasının milli görüşle izah edilir. Hiçbir yanı yok. Evet. Millete muhalefet etmiş, tarihi boyunca millete muhalefet etmiş, tarihi boyunca ezanla uğraşmış, dinle uğraşmış, kitapla uğraşmış, milletin mukaddesatıyla uğraşmış bir partiyle milli görüşçü olduğunu söyleyen bir partinin ittifak yapması
seçim için bile olsa mümkün değil. İşte Fatih Erbakan da bir konuşmasında ifade etmişti. Saadet Partisi'nin bu yaptığı payandalık, bu yaptığı eklemcilik CHP'ye 10 tane milletvekili ekletmekten başka hiçbir şeye yaramayacak. Evet. Ve bu akşam ben bu yayına gelmeden önce işte bir televizyon kanalında Temel Karamollaoğlu'nun konuşmasını izledim. Kendisine spiker hanım şu soruyu sordu. Yahu siz ittifak yaptığınızı, CHP ile birlikte hareket etmediğinizi söylüyorsunuz. Bunun bir seçim ittifakından ibaret olduğunu söylüyorsunuz ama şunu görüyoruz diyor. Sizin partinizin gençlik kollarındaki isimler veya diğer illerdeki yönetim kurullarında yer alan isimler, ilçe başkanlarınız vesaire CHP listelerinden aday olmuş. Bunu nasıl izah ediyorsunuz? Yani inanın ben şok içerisinde izledim canlı yayında biraz önce. Temel Bey çok pişkin bir şekilde inanın yani yaşı benden büyüktür. Büyüklerimize her ne kadar onlar bizi sevmeseler de saygı göstermek zorundayız. Hele de bayram günü bunu söylemek istemiyorum ama yani çok pişkin bir şekilde şu ifadeyi kullandı. O arkadaşlar partimize yakın olabilirler. İşte efendime söyleyeyim CHP listesinden de aday olmuş olabilirler. Ama böyle bir ittifak yok. Görmedim, i̇şte, duymadım, bilmiyorum. Mış dediği insan genel merkez gençlik kolları başkan yardımcısı. Bu insan bize yakın olabilir diyorlar. Yani siz gençliğinizi, partinizin gençliğini emanet ettiğiniz bir ismi CHP'ye veriyorsunuz. Milletvekili adayı yapıyorsunuz. O zaman şu demektir. Ya siz parti içerisinde CHP'lilerle birlikte çalışıyorsunuz. Bu zamana kadar böyleydi. Ya da söylediğiniz şeyler samimiyetsiz. Peki ben size doğrudan şöyle bir itham sunsam nasıl düşünürsünüz? Pensilvanya'nın güdümünde olan bir Saadet Partisi olabilir mi? Mümkün. Hatta yaptıkları her şey buna işaret ediyor. Maalesef bize bunu düşündürtüyor. Yani son yaptıkları konuşmalar, söylemler hepsi bunu bize düşündürtüyor. Fakat yani aslında ben konuşmama şöyle başlamak istiyorum. Aslında bugün bir bayram günündeyiz. Bayramlar sevinç günleridir. Maalesef bize bayram arefesinde bir acı yaşattılar. Suruç ilçesinde işte bir milletvekilinin ve aynı zamanda milletvekili adayının kardeşi işte dahil olmak üzere insanları öldürdüler. Bayramı bize zehir etmek istediler. Sevincimizi elimizden almak istediler. Neşemizi söndürmek istediler. Fakat bayram her ne kadar hüzünlü de olsanız sevinçli gözükme günleridir. Şunu söylemeye çalışıyorum. Başaramayacaklar. Eyvallah. Akıttıkları kan ve gözyaşı onları boğacak. Bunu özellikle ifade etmek istiyorum. Ki bizim neşemizi elimizden almak istiyorlar. Buna şey de dahil, bayram ve devamındaki seçim de dahil. Fakat bunu başaramayacaklar. Bunun da altını çizmek istiyorum. Peki. Özellikle. Ayhan Demir Bey'e de çok teşekkür ediyorum. Değerli izleyiciler, kısa bir reklam arasına gidiyoruz. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın. Evet değerli izleyiciler, Akit Özel'le karşınızdayız. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Milli ve yerli politikalar deyince ne akla gelmesi gerekir? Temel Karamollaoğlu mu? Şüphesiz ki hayır. Peki Muharrem İnce mi? Hayır. Kemal Kılıçdaroğlu mu? Hayır. Doğu Perinçek mi? Hayır. Efendim Meral Hanım var. Geçtiğimiz günlerde sosyal medya üzerinden bir tesadüfen seçim taraması sırasında sokaklarda dolaşırken bir Karadenizli hanımefendiyle karşılaştık. Belki izlemişsinizdir onu. Evet, doğal olarak. Sosyal medyada paylaştın, izledik. Paylaştım. Yaklaşık 4 milyonu geçti izleyenleri. Bir günde bile de 2,5 milyon insan izledi vesairesi. Çok doğal aslında eski Türkiye'den kısa bir hisse verdi. Çok iyi bir özet yaptı yani. Çok da iyi bir özet yaptı. Oradaki konuşmaları özellikle izleyicilerime de tavsiye ediyorum. Sosyal medya üzerinden oradan da izlerseniz sevinirim. Şimdi kısadan ise dediğimizde evet bunlar yerli milli olacak mı? Yerli milli olmak ne demek? Biraz ona değinelim. Türkiye'deki siyasi parti liderleri yerli ve milliden bahsederken Alman veya İngiliz dilini, İsrail dilini mi kullanmakla mı yerli milli oluyor? Eski Türkiye'nin bir özlemi mi var? Nasıl ifade edeceğiz? Buyurun. Şimdi bir kere tabii ben özellikle şu son dönemde kullanılan muhalefete dair dili tahlil etmeye gayret ettiğimde ki ben mesela diyorum ki şöyle bugünü anlamak için ve anlamlandırmak için biraz şöyle Fernand Braudel'in o kımıldamayan tarih dediği coğrafya var ya çok önemsiyorum. Eğer ana odaklanır ve şu anın içerisinde boğulursak eğer bizim gerçekleri görme şansımız kalmaz. Evet. Fakat
zamanı biraz geniş açıyla değerlendirirsek, biraz daha üst perdeden zamana bakarsak eğer, o zaman göreceğiz ki bu dil aslında gerçekten sözü yerinden eden bir dil. Sözü yerinden eden bir dil. Ne demek bu? Ya kavramları tarihsel perspektiflerinin dışına atarak, mesela biz şunu biliyoruz. Robinson diye bir adam vardı. Evet. Batılı bir tarihçiydi bu adam ve yeni tarih diye bir şey yazdı Batı için. Yeni tarih. Bu tarih neye ifade, neyi ortaya koyuyordu? Batı'nın algı yönetimiyle beraber, algı yönetimiyle kendisinin tek doğru, tek hüküm koyucu ilan ettiği tarihti bu. Ve bu algı yönetimi, yani Batı'nın dışındaki her şey yanlıştır. Batı'nın söylediğinin dışındaki her şey yanlıştır ifadesiydi, değil mi? Evet. Dolayısıyla biz de bunu şek ve şüphe götürmeden kabul eden insanlar ortaya çıktı, değil mi? Evet. Evet. Bu kompleksi bir dildi aslında. Ve dolayısıyla bu kompleksli Batı karşısında Batı'nın söylediği bu cümleyi olduğu gibi alan ve sorgulamadan kabul eden bir zihniyet bizim ülkemizde bir tarih yaşattı bize. Evet. Şimdi az önce yolda gelirken konuştuk. Bakın, İtalyan faşizmi, evet, efendim Lenin faşizmi, Hitler faşizmi, bir de tek parti faşizmi var. Bunlar doku olarak hiçbirbirinden farklı değillerdir. Ve dolayısıyla biraz pergeli geniş açtığımızda şunu görebiliriz aslında. O da şudur. Biz zannediyoruz ki mesela sadece bizim ülkemizde tek parti iktidarı döneminde din zulme uğramıştır. Faşizmin dokusu gereği. Faşizm bir konuşma yasağı değildi. Faşizm bir konuşma yasağı değildi. Faşizm bir konuşma mecburiyetiydi. Bir konuşma dikte edişiydi. Dedi ki sen bunu konuşacaksın. Önüne bir metin, bir tekst konuyordu ve bunu konuşmak durumundasın diyordu. Ve dolayısıyla aslında bizde İslam zulme uğrarken Rusya'da da Hristiyanlık zulme uğradı. Rusya'da da Hristiyanlık zulme uğradı. Çünkü faşizm kökünden dine karşıdır. Çünkü palingenetik diye tabir edilen, mesela bu Almanların, işte Hitler'in çok takıntılı olduğu Nordik diye bir şey vardı böyle. Kökten milliyetçilik. Yani milliyeti, ırkı dinin yerine koyan bir anlayışla faşizmler ortaya çıktığı için, aşırı ultra milliyetçilikler ortaya çıktıkları için hiçbirisi dini kabul etmedi ve hepsi dini reddettiler. Ve dolayısıyla bizdeki anlayış 1930'larda, 40'larda, 50'lere kadar devam ede gelen anlayış aslında CHP'nin mayalarının olduğu yeri bize gösteriyor. Burası çok önemli. Ve dolayısıyla biz aslında bugün o Batı'nın ortaya koyduğu o yeni tarih diye bize yutturdukları törenlerin, armaların, şunun bunun ortaya çıktığı tarihtir Batı. Yani o büyük binalar, şatafatlı şeyler, onlar sanki biz zannederiz ki Batı'nın kökünde işte efendim saraylar, şunlar bunlar, o devasa yapılar, törenler hep ta tarihi kadiminden bu tarafa Batı'da var. Böyle bir şey yok. 19. yüzyılda bunlar ortaya çıkmıştır ve dolayısıyla ama öyle bir tarih inşasıyla, öyle bir tekilci bir tarih anlayışıyla bunu dünyaya dikte ettiler ki sanki Batı ta kadiminden bu tarafa o barbarlıklarını bırakarak her gün öyleydi. Halbuki öyle bir şey yok. Fransızların öyle bir şey yok. Giyotini icat ederken kafa uçurmayı, kafa kesmeyi, barbarlıklarını ifade eden bir Batı'nın, evet, Türkiye'deki uzantıları Batı'yı şirin göstermekteki şeyleri ne, zihinleri i̇şte, ne? Burası, işte zaten bu bir kompleks. Mesela barbarlıklarını okuyoruz. Bu bir kompleks. Evet. Bu bir kompleks. Mesela Alman tarihçi Von Herber diye bir adam var. Hı hı. O ne diyordu? Roma biliyorsunuz daha önce Latin istilası geçirdi ve Fatih Sultan Mehmet Han'la da işte bir çağ açıldı ve Doğu Roma fethedilmiş oldu. Orada Von Herber mesela şimdi Alman tarihçi olarak bu Romalılara seslenerek diyor ki siz diyor aslında diyor siz bunlara ne kadar barbar derseniz deyin aslında bu barbarlar eliyle siz medeniyet aşısı aldınız. Çünkü siz zaten köleydiniz. Dolayısıyla bu işgaller sizi uyandırdı ve bu uyanışla beraber siz hürriyete vardınız. O yüzden ondan sonra siz millet diyor kavramını kazandınız. Ondan sonra diyor siz efendim Rönesanslar, reformlar, evet, Fransız ihtilalleri şunlarla bunlarla bir yere geldiniz diyor. Siz ne kadar derseniz deyin aşınızı burada aldınız aslında siz. Şimdi Batı aslında kendi tarihine baktığı zaman bir barbarlık görecektir. Hı hı. Yani bu 19. yüzyıl öncesine baktığında bir barbarlık görecektir. Hı hı. Bize böyle jelatinli, süslü, püslü sundukları bir 19. yüzyıl hikayesini, bu yeni tarih algısını, tamamen bu Robinson'un ortaya koymuş olduğu 1911'lerdeki bu tarih algısını elimizin tersiyle bir tarafa iter ve onu kaldırırsak onun altındaki gerçeği gördüğümüzde tam bir barbarlık görürüz. Yani. Erdoğan politikaları tam bu manada devreye giriyor. İşte bu manada devreye giriyor. Niye kavrayamıyorlar? Niye kavrayamıyorlar? Nerede eksiklik var?
Niye kavrayamıyorlar? Çünkü burada Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu tablo gerçekten de aslında Türkiye'yi bütün prangalarından kurtulmayı vaat eden bir şey. Peki. Ve dolayısıyla da eğer biz burayı göremezsek ve bu dirilişi, ortaya çıkan bu dirilişi kadük bırakmak, bu dirilişi öldürmek isteyenlerin aslında Batı ile aynı dili kullandıkları ve bu da dolayısıyla yerli ve milli olma noktasında, ya Kandil'e harekat yapıyorsunuz, diyor ki Kandil'e ne harekat yapıyorsun, yok efendim seçim yatırımı. Halbuki 17-25 Aralık'tan bu tarafa Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin teröristlere karşı 3 tane büyük uluslararası teröriste karşı simbiyotik ilişkiler kuran, devletlerle simbiyotik ilişkiler kuran, Batı'yla özellikle 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Batı felsefesini temsil eden Amerika olduğu için söylüyorum. Yoksa Batı hep aynıdır aslında. Ve dolayısıyla bu Batı'yla simbiyotik ilişki kurmuş 3 tane büyük terör örgütüyle mücadele eden Türkiye Cumhuriyeti Devleti başında başkomutan olarak da Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın aslında kimlerin hedefinde olduğunu çok iyi göremezsek ve bu bütün saldırılar bize niye yapılıyor'u iyi okuyamazsak, o zaman biz Allah korusun, hani 2001 öncesinde bir halimiz vardı ya, bu insanlar, bu siyasetçiler kalkıp da bizim 2001 öncesindeki halimize dair bir takatları, sözleri var mıdır? Ya. Bir söz, bir takatları var mıdır? O gün duacıydılar değil mi? Bu sefaletten, bu rezaletten kurtulalım diye bunlar. Allahu Teala ayeti kerimede de zaten aynen Yunus suresinde insan oğlunun bu aciz halini çok güzel ortaya koymuyor mu? Ne diyordu? Çok net. Ne diyordu? Allahu Teala orada diyordu ki bunlar zora düştükleri zaman dua ediyorlardı ya. Zordan çıktıktan sonra, efendim çilenin içinden çıktıktan sonra o dualarını unuttular. İnsanoğlu ahdinden vazgeçti diyor değil mi? Şimdi eğer sen bugün kalkıp da bu kadar yüksek bir perdeden bir cümle ortaya koyabilecek takati bulabilmişsen ey Muharrem İnce, ey Meral Akşener, ey muhalefetin diğer insanları, siz Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin 17-25 Aralık'tan bu tarafa ve onun öncesiyle beraber düşündüğünüzde o diriliş hareketinin içerisine ortaya koyduğu ekonomik kalkınmanın ve refahın içerisinden bugün söz takati buldunuz. Evet. Bu takatiniz buradan geliyor. Dolayısıyla neye borçlu olduğunuzu iyi bilmeniz lazım. Eğer sizin gücünüz varsa, gücünüz yetiyorsa 2001 koşullarını da bu ülkeye övün. 2001 koşullarında bu ülkeye övün, onun arkasında da durun. O umutsuzluğa dair, Türkiye'nin içinde bulunmuş olduğu o umutsuzluğa dair de bu ülkeye bir şeyler sunun. Ondan sonra size biz kahraman diyelim. Ne yazık ki böyle bir takatiniz, böyle bir gücünüz yok. Böyle bir takatiniz yok. O yüzden kalkıp da Türkiye'nin kazandıklarını, Türkiye'nin ortaya koyduklarını, Batı'nın da istediği doğrultuda... Siz ne kadar biz böyle bir şey demiyoruz, bizim politikamız kendimize ait deseniz de insanların kafaları bir analoji yapabiliyor ve bir mukayesesi var, bir aklı var. İnsanların aklıyla alay etmeyin. Batı'nın ne söylediğini de görüyoruz, sizin ne söylediğinizi de görüyoruz ve karşılaştırmayı da yapabiliyoruz. O yüzden hiç kimsenin karşısında insanların zihinlerini manipüle ederek insanlara çocuk muamelesi, insanlara balık hafızalı muamele yapmayın. Ama özellikle gençler bu anlamda yani belki kendi işlerindeki o özgür yapının veya ilk kez belki de sahalarda seçmen olarak karşımıza çıkmanın 18 yaşındaki o konumun ağırlığını hissetmeyen bir gençliğin de bu anlamda CHP'nin güdümünde olduğunu söylememizde yarar var. Sevgili Sabri Balaman, evet. Sahayı görüyorsun. Buna dair analojilerin var, mukayeselerin var. Bak hafızayı çok güzel taşıyoruz. Kanallar var, ekranlar var. Elhamdülillah. Monotip yayınlardan kurtulduk biz. Evet. Yani Michel Foucault'un o panoptikon, sinoptikon diye kavramları vardı. Eskiden sinoptikonlar vardı bu ülkede. Nedir bu sinoptikon? Birkaç tane adam ekranlara çıkıyordu, beyin yıkıyordu esir alıyorlardı. Algı esir. Dil dayatıyorlardı. Peki. Dolayısıyla sinoptikonlar artık bugün yok. Sinoptikonlar artık ondan, bugün yok. Onunla ilgili de ciddi bir mücadeleci yapıya da ihtiyaç var desek yeridir. Aynen öyle ve bu mücadele bu anlamda gerçekten de tablo bir anlamda kendisini ortaya koyuyor ve insanlar şu zihinsel hafızayı ortaya koyuyorlar.
çok net. Ve dolayısıyla mesela hani böyle sakal işaretiyle ateşleyin diyor ya paraları. Aynen. Hani aynen. Sen bir defa adaylığının karizmasını bile çizdirmemek için özel uçakla gidiyorsun alana, değil mi ey Muharrem İnce? Yani. Nasıl oluyor da bir devlet başkanının makamını çizdirmek üzere efendim Devlet Bahçeli'nin söyleminde olduğu gibi velesbite biniyorsun? Nasıl oluyor bu? Adaylığının bile karizmasını çizdirmiyorsun ama Cumhurbaşkanı olunca belesbite bineceğim diyorsun. Bakalım adaylık karizması. Ve ateşleyin diyorsun. Bilmediğinde bak sonra görmüş olacağız. Bir çelişkisini daha söylüyorum. Peki. Haksızlık etmek istemiyorum. Peki. Bir çelişki daha, o da şu. İnsanlardan sakal yaparken sizde para çoktur, hemşerilerinde para çoktur diyordu, değil mi? Hı-hı. Hani bu milletin parası yoktu? Uçağına benzin isterken para var, değil mi? Ya dilencilik yapacaksın ya. Yazık. Karakter sorunu. Yazık. Peki. Mehmet Ali Bey, özellikle ben bir konuyu sizden paylaşıp onun üzerine de yorum almak isterim. O da şu. Alevi vatandaşlarımız seçim sahası içerisinde özellikle sık sık kullandıkları bir konu var. AK Parti döneminde çok şiddete maruz kaldıklarını söylüyorlar. Bir diğer nokta ise özgürlüklerin kısıtlandığını söylüyorlar. Bu gerçekçi bir tablo mu? Ya, yani ve şizofrenik bir soru olarak da algılıyorum. 1937 herhalde AK Parti yapmadı. Zilan'ı yapmadı veya Maraş olaylarını AK Parti yapmadı. Çorum olaylarına da AK Parti yapmadı. Madımakları, Maraş olaylarını. Veya yine koalisyon dönemleri döneminde işte Gazi Osman Paşa olayları vesairesi şu bu. Bu Alevi vatandaşlar tarihle yüzleşmekten kaçınıp aslında ne yapmaya çalışıyorlar bunu da anlayamadım. Siz nasıl görüyorsunuz bu sorunu? Şimdi esas Alevi vatandaşları ve Alevi vatandaşlarla birlikte gayrimüslim vatandaşlarımızın ahlakı ve insafı elden bırakmamış olanları dinlerseniz tam tersi şeyleri duyabilirsiniz. Siz kime ne söyletmek istediğinize bağlı bu şeyler. O sizin biraz evvel söylediğiniz... Yani o zaman şöyle bir şey mi anlıyorum? Gayrimüslimlerin kılıfına girmiş Aleviler mi var? Hayır. Ben şunu şey yapmak istiyorum. Aynen Alevilerin uğradığı zulmün bir değişik benzerini gayrimüslim vatandaşlarımız da uğradı. Evet. Çünkü bu sistem aslında biraz evvel dedik ya yerli ve milli. Yerli ve milli olan her şeye Cumhuriyet'in ilk kurucularında görmüyoruz. Tam karşılığında buluyoruz. Her şey yerli ve milli olsun diye uğraşıyorlar. Ama aradan 3-4 yıl geçtikten sonra, Cumhuriyet'ten sonra öyle bir kadro geliyor ki yerli ve milli olan her şeye düşman oluyorlar. Türk musikisine bile karşı çıkıldı 1932'lerde. TRT radyoları, yani o zaman ilk kurulan radyolarda, o zaman sadece televizyon yoktu, radyo vardı. O zamanki büyük şefin, önderin emriyle Türk müziği yasaklandı. Batı müziği yıllarca radyoda şey yapıldı. Dediğim gibi bunlar aslında yani sadece ve sadece yerli ve milli olan her şeye düşmanlar yani. Şu andaki maalesef Saadet Partisi'ni belki bunu birazcık kenara bırakabiliriz ama şu anda bulunduğu konum itibariyle de maalesef aynen yerli ve milli olanların safında beraber saf tutmuş durumdalar. Yani bunların 1930'lardaki uyguladığı politikalara baktığımız zaman hem Müslümanlara, daha doğrusu kendi insanlarına, kendi bir çok dar bir çerçevede bulunan iktidarın çevresinde olan her şeyiyle Batı'nın uşağı olmaya amade olan insanların haricinde bütün topluluklara zulmetmiş bu sistem. Yani gayrimüslimlerin 1939'larda 40'larda varlık vergisiyle mallarını ellerine koydular. Kendi CHP'nin yandaşlarına, onların yok pahasına mallarına el koyup o vergilerini ödeyebilsinler diye insanların mallarını 100 bin, yani diyelim 100 bin liralık bir evini 20 bin liraya 30 bin liraya almak zorunda kaldılar. Satmak zorunda kaldı ki vergimi ödeyeyim, hapse girmeyeyim diye. O şekilde gayrimüslim vatandaşlarımızın mallarına el koydular bunlar. Yani değişik bir şekilde gasp etme yani. Aynı şekilde 1939'lu yıllarda, 40'lı yıllarda Dersim'de olsun, Zilan Deresi'nde, yani Güneydoğu'da Alevilerin bulunduğu, yoğun olarak bulunduğu her yerde Sabiha Gökçen diyoruz. Sabiha Gökçen ne yaptı? Sabiha Gökçen bombardıman yaptı. Aslında baktığınızda Sabiha Gökçen hani celladına aşık olan bir tavuğu ifade etmeye çalıştığınızda mükemmel de bir görüntü çıkıyor ortaya. Evet, o görüntü şu. Diyor ki hayatımda diyor en zevk duyduğum an
Dersim TR'deyken Dersim'in üzerine attım bombalardır diyor. Bak şimdi çok ilginç bir şey burada. Ama beyin nasıl yıkanmış bak, ki? Nasıl görüyor? Görmek önemli. Dersim'i bombalarken hayatında zevk alan bir Sabiha Gökçen bugün neredeyse Alevi'deki Alevi vatandaşlarımızın, özellikle Ali'siz Aleviler üzerinde yoğunlaşan vatandaşlarımızın ideolü olmuş vesairesi. Hani celladına aşık oldu diyorlar ya Ayhan Bey. Stockholm sendromu var yani. Nasıl? Stockholm sendromu. Yani Stockholm sendromu şizofreni bir sendrom artık neyse birçok tanımı yapılabilir. Ben kaldığım yerden devam etmek istiyorum. Bakın şimdi geçenlerde sosyal medyaya düştü. Yanlış hatırlamıyorsam herhalde A Haber'in spikerinin yaptığı bir röportajdı. Evet. Türk futbolunun en büyük ustalarından birisi var. Lefter Küçükonyadis diye. Evet, Rum vatandaşlarımızdan birisidir. Benim babam 1960'lı yıllardan, ya daha doğrusu 50'li yıllardan vefat edene kadar tekstil işiyle uğraştı ve tekstil piyasasında Rumlardan, Ermenilerden çok büyük vatandaşlar, bir sürü vatandaşlarımız vardı ve onlarla Osmanlı devasının içerisinde Sırplar vardı, Hırvatlar vardı. Yakinen tanıdığımız vardı, insanlar var. Bu insanların neler çektiklerini biz biliyoruz. Bu insanlardan neler duyduğumuzu ben biliyorum yani. Kulaklarımla işittim. Dinledim. Şimdi bu insanların temsilcisi olarak Lefter Küçükonyadis'in kızısı ne diyor biliyor musunuz? Biz AK Parti döneminde ilk defa insan gibi davranışa maruz kaldık bu sistemde diyor. İlk defa AK Parti bize haklarımızı verdi diyor. İlk defa AK Parti bizim mallarımızı geri verdi. 1939'da çıkarılan, 1932'de çıkarılan yasayla bütün gayrimüslim vatandaşların kültürel yani vakıfların, şunların bunların sosyal çalışma gruplarının şeylerini aldılar mı? 1974'te vakıfların mallarını tamamen aldılar. Sadece onlar değil, hepsi. Hepsini aldılar. Şimdi AK Parti geldikten sonra 2007 veya 2008 tam hatırlamıyorum şu anda. Onların hepsini iade etti yani. 2008 yılında evet. Evet. Varlık vergisi dediğimiz şeylerin 6-7 olayları, 6-7 Eylül olaylarının temelini bu sistem kendisi yaptı. 6-7 Eylül olaylarında ne oldu? Birçoğu bilmez. Bugün gençlerimizin çoğu bilmez bunları yani. Yani belki 30'lu 40'lı yaşlardaki insanların çoğu bilmez. Hatta 50-60'lı yaşlardaki insanlar bilmezler. 6-7 olaylarının temelinde sonradan meydana çıktı. Sonra Vadisi Gazetesi'nde bu açıklandı yıllar sonra. O zamanlar gidiyorlar Selanik'te Atatürk'ün evini, derin devletin elemanları bomba koyuyor ve bombalıyorlar küçük bir bombayla. Doğrudur, ufak bir tahribat yapıyorlar. Evet. Ondan sonra Atatürk'ün evi bombalandı diye buradaki yani özellikle Beyoğlu tarafındaki, Taksim tarafındaki ve İstanbul'daki bulunan bütün Ermeni, Rum, gayrimüslim vatandaşlarımızın dükkanları yağmalandı yani. Tabii. Ve bu insanlara böyle bir zulümler yapıldı. Evet. Bunu kim yaptı? Mubadele sistem sözleşmesiyle doğrudan takasa girdi. Sistem kendi yani sistem öyle bir zaman çeşitli zaman dilimleri içerisinde Alevisinden, Sünnisinden, Müslümanından gayrimüslimine herkese zulmetti. Sadece kendi taraftar, hatta kendi taraflarına yani kendi adamlarına bile zaman zaman onlara da zulmetti yani. Hatta yani, çok özür diliyorum oraya bir ek yapabilir miyiz? Evet. Orada mesela Demokrat Parti'nin iç parçalanma yaşamasının da fitili orada ateşlenmiştir. Evet. Yani demek istediğim şu. Yani. Sistem maalesef yani kendilerinin değil. Haricindeki herkese zulmetmiştir. Alevisine, Sünnisine, gayrimüslimine, Müslümanına herkes. Milliyetçilere bile. O zaman hayır, bu sistem ve milli şeflik zaten Türkiye'deki bütün yaşayanlara, herkese zulmetin onu biliyoruz. Ama bir mutlu azınlık var ki bir eli yağda bir eli balda olan bir kitle vardı. Aslında statik hocu yapılarını kaybettikleri için şu an o korkuyla birlikte tekrar toplumu germe adına, birbirine vurdurma adına böyle bir operasyona girdiklerini görüyoruz. Benim özellikle sahada Alevi vatandaşlarımızın gerçekten yüzleşerek veya gerçekten yani düşünün ki Dersim katliamından özür dileyen bir başkan düşünün. Başbakan düşünün. Bunu Cumhuriyet tarihinde görmedik. Görmedik. Bir şey yok. Yani katleden başbakanlar vardı ama bu hatalı, bu vahşi devlette süreklilik dolayı, esastır düşüncesiyle evet. Tabii. Ama kendi halkından ve vatandaşından özür dileyen bir başbakan. Ya. Neden hakkını teslim etmiyorlar? Buradaki konu şu. Gerçekle niye yüzleşemiyoruz? Doğruları niye görmüyoruz? Bu inkarcı bir politika ne? Yani ne ifade etmeye çalışıyor? Bence bireysel olarak bunlardan gerçekten yüzleşen insanlar var, kabul eden insanlar var ama bunlar toplumda ya da kendi içlerinde bu ifadelendiremiyorlar, çekiniyorlar. Çünkü sosyal medyada olsun, medyada olsun o düşmanlıktan neman alan kesim var. Özellikle Ali'siz Alevilik dediğimiz o kesimde kesinlikle Aleviler üzerinde oynanan büyük bir oyun var yani. Almanya'da o Ali'siz Aleviliği dayatmak istiyorlar toplumuma. O Ali'siz Aleviliği yeşertmek istiyorlar yani. Ya hem Alevi olacaksın, Aleviyim diyeceksin.
Yani Ali'ciyim diyeceksin. Hem de Ali'nin temel felsefesine karşı çıkacak bir hayat tarzı geliştireceksin. İnkarcı bunu olacağız. Bunu özellikle yapıyorlar. Dolayısıyla zaten sistemin ana hedefi burada bütün toplumları, yani toplumun değer, mesela Hristiyanların Hristiyanlığının içini boşaltmak, Müslümanların İslam'ının içini boşaltmak, Alevilerin Ali'sinin içini boşaltmak istiyorlar yani. Sistem boş insanlar istiyor ki kendine kul köle edinebilsin. Dolayısıyla bunun da arka planda zaten emperyalizm ve yani şey İslami ıslahla söyleyebilecek, peki, o istikbarlık var, müstekbirlik var yani. Peki. İstikbar her zaman için bütün toplumların içini boşaltıp kendine hizmetkar olacak insan yapısına ulaşmak için bu tür sosyal grupları, bu tür grupların esas zihniyetini yok edip yerine boş bir zihniyet getirmek istiyorlar yani. Peki. Siyonist ve evangelist, Siyonist ve evangelist zihniyetlerin ortak bu projeye güzel alet olabilir. Arkada onlar var. Tamam. Tabii. Bu çok çok isimler verebiliriz. Siyonist evangelikte şunu diyebiliriz. Asıl resmi Kur'an-ı Kerim'de bunun şeyi istikbar ve müstekbirliktir yani. Peki. Yani içini boşaltacak inançların içini boşaltıp yerine kendilerine hizmetkar edinecek toplum getirmek istiyorlar. Aynen bunlar da batıların batıya uşak olacak yönetici ve toplum istiyorlar yani. Anladım. Batıya karşı çıkan, batının değerlerine karşı çıkan insanlara batının istedim. Bir nevi güdümünde olan bir anlayışın hakim olması için ellerinden geleni yapan bir kitle var. Evet. Dolayısıyla inşallah muvaffak olmayacaklardı. Bizim i̇nşallah. Dileğimiz bu. Burada ben özellikle Ayhan Demir Bey'e şu konuyu sormak isterim. Alevi vatandaşlarımız eşittir Cumhuriyet Halk Partisi. Neden Cumhuriyet Halk Partisi? Neden bu sevgi? Bu sevginin altındaki gerçek ne? Az çok daha çoğunu mu öldürmeleri gerekiyordu? Nedir yani buradaki? Şimdi biraz ağır bir tabir ama. İsterseniz yerlik ve millilik konusundan başlayayım. Biz buyurun oradan alın biraz, ama ben bayağı bir dinlendim, toparladım eyvallah, böyle. Eyvallah. Evet. Notları baktım ha, epey almışsın. Şimdi şuradan başlamamız lazım herhalde. Yerlik ve millilik konusunda bizim için milli demek aynı zamanda dini demektir. Biz bunu anlıyoruz. Ümmet anlayışı yani, içerisindeki bizim hakim olmamız gereken konu. Yerli ve milli olmak, hı-hı, bu milletin mayasının İslam olduğunu öncelikle herkes bilmekten bilmeli. Geçiyor. Evet. Sonrasında yerli ve milli olmak demek, vatanın iyiliğini istemek demektir. Hı-hı. Görünüşte baktığınız zaman bütün siyasi partiler, bütün siyasi oluşumlar vatanın iyiliğini istiyorlar. Hatta bir ironi yapalım, Vatan Partisi bile diyelim. Evet. Burada milletin hakkını korumak yerli ve milli olmak demektir. Milletin, memleketin aleyhine iş tutmamak yerli ve milli olmak demektir. Şimdi bu cetveli, bu şablonu koyduğumuz zaman bütün siyasi partileri yatıralım bu şablona. Yerli ve milli olan insan ne yaşarsa yaşasın ülkesini yabancılara şikayet etmez. Bakıyoruz MİT tırları meselesinden tutun da, hı hı, efendime söyleyeyim 15 Temmuz hadisesinden sonra olan olaylara, yaşanan gelişmelere baktığımız zaman bütün muhalefet partileri hemen hemen tamamı batıya koştular. İşte batılılara hemen Türkiye'yi şikayet etmek üzere 17-25 Aralık'tan, hatta Gezi olayları sürecinden itibaren diyelim, daha da geriye gidelim. Hı hı. Son 3 yıldır, 4 yıldır, 5 yıldır Türkiye'nin yaşadığı süreç işte yerli ve milli olduğunu, işte Muharrem İnce çıkıyor ya, diyor ya, hı hı, yani o milli ise ben de milliyim, yerli ise ben de yerliyim. O zaman ben de Rizeliyim diyor. O zaman şu soruyu sormak, evet, lazım. Kardeşim bu milletin örfünde, adetinde, inancında başörtüsü varsa, buna inanıyorsa, bunu özgür olarak yaşamak istiyorsa, AK Parti iktidarında bu serbestleştirildiyse kamu kurumlarında, bunun kaldırılması için, bu kanun, özgürlük kanunun kaldırılması için Anayasa Mahkemesi'ne niye gittin? Efendime söyleyeyim, eğer 15 Temmuz darbe girişimi, hı hı, bu milletin aleyhine, bu milletin menfaatlerine kastetmiş bir girişimse ve 15 Temmuz girişiminden sonra FETÖ ile iltisaklı olan insanlar açığa alınmışlarsa, haklarında işlem yapılıyorsa, sen seçim vaadi olarak geldikten sonra işte atılanların hepsini kamuya tekrar alacağız diye niye söylüyorsun? Buradan işte sadece Muharrem İnce'ye değil, işte sözde İYİ Parti'ye de gönderme yapalım. Eğer yerli ve milli olmak bu milletin menfaatlerini istemekse, bu milletin, hı hı, efendime söyleyeyim, devletin gücünü arttırmaksa, ey Temel Karamollaoğlu, niçin diyorsunuz ki iktidara geldiğimde bu iktidarın yapmış olduğu bütün yatırımları sonlandıracağım, hepsini yıkacağım, efendime söyleyeyim, hepsini kapatacağım. Senin, o zaman sorarlar, senin neren yerli, senin neren milli?
diye. Ve sorunuza da gelirsek burada. İşte bugüne kadar insanları hep bir kalıp içerisine oturtturmaya çalıştırdılar. Yani Muharrem İnce'nin yerlilikten, millilikten anladığı neyse, işte bugüne kadar bazı vatandaşların anladığı da kendilerine işte Alevilikten anladıkları, anlatılan şey, daha doğrusu bugüne kadar anlatılan şey, işte Aleviysen CHP'ye oy vermek zorundasın. Neden? Kalıbıydı. Neden? Çünkü anlatılan Alevilik kalıbına uyan, anlatılan Alevilik kalıbına uyan siyasi hareket CHP'ydi. Ama anlatılan Alevilik, Ali, Hazreti Ali'yi sevmek, bu olmadığına göre gerçek Hazreti Ali'yi sevme ne demektir o anlama baktığınız zaman CHP ile bunun hiçbir şekilde örtüşmediğini görüyorsunuz. Şimdi örneğin bazı yani Hazreti Ali ömrünü milli ve manevi değerler üzerine yaşamış, geçirmiş ama CHP'de bunun hiçbir emaresini ben görmüyoruz. Ben çok önemli Alevileri tanıyorum ki birçok siyasi partide görev alırlar, hizmet ederler, vatanına, milletine son derece bağlı. Ve bu Alevi vatandaşlar dışlanıyor. Örneğin milli ve yerli politikalar noktasında inancına son derece bağlı olan ve temel inançlarına göre yaşayan Alevi kitlesi var. Yalnız bu Alevisi, Alisiz Aleviler bu Alevi vatandaşları da dışlıyorlar ve kendilerinden olmadıklarını söylüyorlar. Yani bu ayrışma nedir? Niye? Bu kim? Çünkü o insanlar bu oyunu bozuyorlar. Yani kurulmuş bir düzen, kurulmuş bir oyun var, kurulmuş bir çark var. İşte sizin söylediğiniz gerçek Aleviler, yerli ve milli değerlere sahip olan Aleviler o oyunu bozuyorlar. O yüzden içlerinde istemiyor. Hiç kimse oyun bozanları istemez arasında. İşte o insanlar da bu insanları oyun bozan olarak gördükleri için kendi içlerinde istemiyorlar. Cumhuriyet tarihinde ilk kez Alevi çalıştaylarını yapan yine Sayın Cumhurbaşkanı. Elbette ki. Yani hatta yeni yasayla birlikte cemevlerini ibadethane noktasındaki yasal düzenlemelerini yapan yanlış AK Parti. Hatırlamıyorsam bununla ilgili bir seçim vaadi de var. Seçimden sonra cemevlerinin kanuni bir statüye kavuşturulmasıyla ilgili bir taslak hazırlanıyor. AK Parti'nin bir seçim vaadi var. Diğerlerinde bildiğim kadarıyla böyle bir şey de yok. Yani her konuda oldu. Yani 15 Temmuz konusunda hiçbir şey söylemeyenler bugüne kadar tabiri caizse öyle çantada keklik gördükleri, oy yığına olarak gördükleri Aleviler hakkında da somut elle tutulur hiçbir vaatte bulunmuyorlar. Mehmet Ali Bey'e de bunu sordum. Bunu neye bağlıyorsunuz? Temel sorun nedir aslında Alevi vatandaşların CHP'ye bu kadar samimiyete bağlı olması, neye bağlıyorsunuz diye sorduğunda ne çıkar ortaya? Yani şöyle söyleyeyim, işte bu genelleme yapmamak lazım. Böyle bir çok büyük bir kesimin Alevilerin yani tamamının bağlı olduğunu düşünmüyorum ama evet ağırlıklı bir kesimi diyebiliriz. İşte onun demin de anlattığım gibi siz insanlara gerçek Aleviliği anlatmasın. Yani şimdi şöyle söyleyelim. Mesela Türkiye'de tek, Alevi tanımlaması mesela cemaatlerden şikayet eden insanlar, cemaatlerin işte Türkiye'de aktif yaptığı, tırnak içinde söylüyorum, kötü örnekleri göstererek cemaatlerden şikayet eden insanlar bugüne kadar cemaatlerin faaliyetlerini yasaklayanlar, bunları istibdat rejimi altında efendime tutup da tabiri caizse merdiven altı işletmeler haline getirmeye çalışan insanlardı. Aynı şekilde şimdi Aleviliği de serbest bugüne kadar baskı altında tutan, gerçek Aleviliği öğretmeyen insanlar şunu söylediler. Yani sen Aleviysen kardeşim busun. Ama o anlatılan busun gerçek Alevilik değildi. Siz Aleviliği gerçek anlamda öğretirseniz, yani Aleviliğin birinci kuralının Hazreti Ali'yi sevmek, dolayısıyla da İslam'a ölümüne bağlı olmak olduğunu, İslam'ın tüm kurallarına ölümüne bağlı olmak olduğunu anlatırsanız, o zaman Alevilik yani başka bir şeye gelir. Bilgi eksikliğine ve sistem eksikliğinden dolayı. Yani siz insanları nereye yönlendirirseniz oraya giderler. Peki. Bugüne kadar suyun akışı başka bir yöndeydi. Suyun yatağı değiştirilmişti.
su doğal yatağında akmıyordu. Eğer suyu doğal yatağına kavuşturursanız bundan sonra işte selle karşılaşmazsınız, diğer felaketlerle karşılaşmazsınız, diğer kötülüklerle karşılaşmazsınız. Tam tersi su yatağından aktığı anda suyun aktığı havza berekete kavuşur. Peki. Alevilik meselesinde ben böyle değerlendim. Böyle görmek lazım. Gelelim HDP'ye. HDP'nin son zamanlarda özellikle sahalarda kullandığı bir argüman değil var. Liderimiz tutuklu, liderimiz iyi saz çalıyor. Aslında sazla birlikte iyi de türkü de söylüyor. Dolayısıyla suçsuz bir adamdır gibi bir algıyla sahada Kürt vatandaşlarının üzerinde çok etkin bir algı yönetiyorlar. Bunu neye bağlıyorsunuz? Gerçekten Selahattin Demirtaş suçsuz mu? Şimdi tabii bunu biz aslında 6-7-8 Ekim olaylarında falan çok konuştuk. Gerçekten her insanın daveti sıradan bir davet olmuyor. Bir kere PKK'ya bu ülkede birilerinin biçtiği rol belli. Ve PKK'nın Türkiye'deki hangi sorunun üzerine abanarak, böyle bir tabir kullanmak durumundayım, üzerine abanarak, çünkü bir orada Kürt vatandaşlar var ve uzun bir dönemde ötekilenmişler, dışlanmışlar. Yani 90'ları düşünün, tek parti rejimini düşünün. Yani bu ülkede herkes ötekileştirildi. Yani tek parti rejiminde sadece Kürtler ötekileştirilmedi. Ve onların üstelik, bakın bugün mesela işte CHP, işte ittifaklar, şunlar bunlar, bakıyorsunuz PKK'nın önde gelen isimleri CHP'ye çağrı yapıyor ya. Yani burada az önce ifade ettiğin o Stockholm sendromu o kadar enteresan bir şekilde buraya hep işte cuk düşüyor ki. Yani dolayısıyla aslında kimin onları ötekileştirerek devlete düşman ettiğini unutarak, asıl düşmanını bir tarafa itip, yani geçmiş tarihte aslında mücadele etmesi gerekeni bir tarafa itip, aslında çünkü mesele zaten burada demek ki dışarıda kalmış, sistemin dışında kalmış bir zihniyetle mücadele etmiyor yani kimse. O gün onu dışarıya iten, hiç olarak onu ortaya koyan, efendim ne bileyim kimliğini elinden alanları bırakmış, bugün ona kimlik vaat eden, varlık vaat eden bir iktidara, uzlaşma vaat eden, el uzatan bir iktidara bir direnç gösteriyor. Evet. Yani bu anlaşılabilir bir şey değildir. Ve o yüzden diyorum ki, mesela az önce işte... Aslında anlaşılabilir bir şey. Yani, ben anlıyorum da. Lafın gelişi öyle söylüyor. Yoksa ben çok iyi anlıyorum. Neyin ne olduğunu çok iyi biliyorum. Yani orada problem yok. Bunu kullanan insanların elinden sermayesini alıyorsunuz. Bakın zaten burada mesela şu, bugün... Bugün size şunu söyleyeyim ben. Bu sosyolojik olarak terör denen uluslararası terör örgütlerinin, terör mantığının psikolojisi burada yatıyor zaten. Bakın, bu büyük uluslararası terör grupları ne yaptılar? Boko Haram'a bakın, efendim ondan sonra Şebbab'lara bakın, işte DAEŞ'e bakın, kime bakarsanız bakın. Hatta FETÖ'ye bakın. Bunlar bakın, ezoterik yapılardır. Ezoterik yapılardır, içe dönük ve kendi sembolleri vardır. Ve bunlar düşmanlarının diline bürünerek hareket ettikleri için, mesela FETÖ'yü biz o yüzden anlayamadık. FETÖ'yü biz niye uzun zamanda tam tahlil edemedik? Çünkü ezoterik bir yapı olarak tamamen kendisine düşman seçtiğinin diline büründüğü için, ondan daha fazla o dilin bıçkın savunucusu pozisyonuna geçtiği için biz onu anlayamadık. Yani AK Parti'den daha fazla AK Partili gibi, AK Parti'den daha fazla AK Parti'nin hedeflerine odaklanmış gibi yaparak davrandığı için AK Parti FETÖ'yü anlayamadı. Bu, o yapıların sosyolojik dokusunu, tarihsel dokusunu eğer iyi bilirsek hangi zemin üzerinden yürüdüklerini anlamamıza da bize çok yol açabilir. Ve Boko Haramlar, şunlar bunlar da, bakın onlar giderler, aslında bunlar tamamen uluslararası çıkar gruplarının maşasıdırlar ve tamamen bir terör yuvasıdırlar. Fakat sadece bölgedeki üzerinden beslenmek istedikleri gruplara Robin Hood gibi görünürler. Ama aslında teröristtirler. Başkasını öldürürler, grup adına sanki onların hamilini yapıyormuş gibi, fedailiğini yapıyormuş gibi, onlar adına Robin Hood'luk yapıyormuş gibi ortaya çıksalar da aslında bölgedeki bir takım problemleri ve kılcalları fark edip o problemin üzerine çökerler ve orada parazit gibi oradan emmeye başlarlar. Bu tarihsel dokuda, tarihsel seyirde terör gruplarının asla değişmeyen yapısıdır bu.
HDP bu süreci iyi mi yönetiyor? HDP bu süreci zaten, işte burada en büyük problem bu. Hı hı. Bakın bazen diyoruz ya, demokrasiler de artık sorun üretmeye başlayan sistemlere dönüşüyor. Neden? Demokrasiler artık sorunsuz yapılar değil. Evet, yani daha insanoğlu bugün daha iyisini... Demokrasiye inanıyor musunuz? Ben zaten Aristocuyum bu anlamda. Demokrasi dediğin şey şarlatanlık yani. Eyvallah. Anlatabiliyor muyum? Yani neden şarlatanlık? Çünkü bunlar elastik kavramlar, plastik kavramlar, şemsiye kavramlar. İstediğiniz yere. Şimdi bir de maddenin dördüncü hali bulundu, plazma hali. Daha fazla esnek. Peygamber Efendimiz slime gibi veda, yani slime, çocuklar oynuyor ya böyle. Peygamber Efendimizin veda hutbesi bize yetmiyor mu? Bundan daha büyük bir insan hakları beyannamesi olabilir mi? İnançlı insanların halen demok kelimesini sık sık kullanmasını neye bağlamak gerekir? Neden? Çünkü az önce ifade ettik ya, Batı sadece ve sadece tek tip, tek yol burayı dikte ettiği için, koşulsuz olarak doğudaki bazı kafalar da bunu kabul ettiği için biz bugün bu ızdırabın içerisindeyiz. Ve o yüzden geçen ben bir yazımda da ifade ettim. Hı hı. Bu çok önemlidir. İşte biz geniş perspektiften ve ilmi tahlili bir tarafa bırakarak konulara yaklaşırsak, o zaman hiçbir yere bizi götürmez. Bizim şunu bilmemiz lazım. Neden Batı'nın ortaya koyduğu tek tipli demokrasi anlayışı bir zulümdür? Çünkü tek bir ihtimalle yaşamaya mecbur bırakılmak bir zulümdür de onun için. Tek bir ihtimalle yaşamaya mecbur bırakılmak zulümdür. Çünkü Allah bir insana sınırsız ihtimaller bahşetmiştir. Kikego, bizden örnek vermiyorum bak. Kikego, Batı'nın çok önemli dindar filozoflarından birisinden söylüyorum, felsefecilerinden. O ne diyor? Diyor ki, eğer bir insanın Allah'ı varsa, çünkü Allah'ın varlığını aynen bizdeki Mevlana'daki o hani hiçlik mertebesi var ya, hı hı, o hiçe indiğinde her şey oluyorsun yani. Hı hı. O da aynen diyor ki, insan iner kendisinin aslında hiçbir şey olmadığını görür. Külli iradenin, hı hı, içerisinde durduğu yeri görür, hı hı, ve işte orada Allah'ı fark eder. Ve Allah'ı fark ettiği anda da sınırsız ihtimallere ulaşır. Doğu ve Güneydoğu seçmen, yani, evet, vatandaşımız PKK ile arasına nasıl bir mesafe koymalı? Vallahi burada ben sevgili hakikaten Kürt kardeşlerimize şunu söylemek istiyorum. Ne olur bak, bu algı yönetimi yapan insanların o algı sözlerine, laflarına, kavram analizlerine, cümlelerine boğulmayın. Ben geçen bir yazı yazmıştım, altına dedim ki... Okudum. Dedim ki, kavram analizine boğulma. Çünkü burada ben insanım ya, çünkü ben Allah değilim ki haşa niyet okuyabileyim. Evet. Allah diyor ki, innemel amalu bin niyat diyor, değil mi? Ameller niyetlere göredir deyip kulunun niyetini bildiği için değer verebiliyor ve ona anlam verebiliyor ve ona sevap yazabiliyor. Ama biz ne yapacağız? Niyetlere göre değil, amellere göre davranacağız. Adamın bana sunduğuyla, bana anlattığıyla, bana üfürdüğüyle hareket biçimini ortaya koyduğumda tutarlı mı? Değil mi? Cümleleriyle hareketlerini uzun bir perspektifte denetleyerek, denetime tabi tutarak, aklımı, rasyomu kaybetmeden, mistakımı kaybetmeden... Esere bakarak müesseri, müessere bakarak eseri anlayabilecek bir ferasette hareket edersek olayları kavrayabiliriz. Ve Kürt vatandaşlarımız şunu görmeli. Onlar 6-7 Ekim olaylarından sonraki hendek olaylarında geldiler ve mahremlerine girdiler, mahremlerine. Evlerini başlarına yıktılar. Tarihi camileri, minareleri yaktılar. Ve onların içerisinde İngilizler vardı, Almanlar vardı, Fransızlar vardı, Kanadalılar vardı. Ve bu, acaba size, sizin sorununuz varmış da o sorununuzla uğraşıyormuş gibi üzerinize çöreklenmiş vantuzunu... Aslında birer ajan operasyonu. Ajan ve vantuzunu da sizin şah damarınıza saplayarak en verimli yerinizden beslenen bu paraziti ne zaman fark edeceksiniz? Bunun El Şabbab'dan ne farkı var? Efendim,
Nijerya'yı sömürüp en değerli yerlerinin üzerine çökmüş vantuzlarıyla kanını emen Boko Haram'dan ne farkı var? Somali gibi. Suriye'yi, Irak'ı içinde yaşanılamaz hale getirip kan gölüne çeviren DAEŞ'ten ne farkı var? Ne zaman uyanacaksın ey sevgili kardeşim? Evet. Bunlar FETÖ ile beraber olup sınırlarımızı kevgire çevirip içimize silahları sokarak bizi birbirimize düşürmek istemediler mi? Bu coğrafyada bağımsızlık alanları açarak uluslararası güçlerin bu coğrafyaya gelip de bizim ülkemizdeki bazı toprakları koruyormuş ağına abi düşürerek parçalayıp bizden koparmak için çevirdikleri oyunu ne zaman göreceksin ey kardeşim? Değil mi? Bu kadar net mesajı vermek lazım. Değerli izleyiciler, bizden ayrılmayın. Kısa bir reklam arasına gidiyoruz. Reklamlardan sonra kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet, Mehmet Ali Tekin Bey, HDP'nin özellikle AK Parti iktidarındaki Doğu ve Güneydoğu açılımlarıyla milli kardeşlik politikalarına baktığımızda AK Parti dehşet ve güzel bir açılımla birlikte Doğu ve Güneydoğu'daki vatandaşlarımızın 1923'ten tutun bugüne kadar, daha doğrusu 2002 yılına kadar ve 2002 yılından 2018 yılına kadar olan AK Parti iktidarı dönemi son derece inkarcı bir yaklaşımdan sahada vatandaşları, Kürt vatandaşları özellikle zehirlediklerini görüyoruz. Bunu nasıl yorumlamak lazım? Şimdi AK Parti'nin o 2013'teki açılım dönemini birçokları karşı çıkıyordu. Özellikle birazcık milliyetçilik damarları olan insanlarımız aslında o Türkiye için, bence Türkiye'nin geleceği için çok önemli dönüm noktasıydı. Maalesef biz bunu kaçırdık. Aslında biz kaçırmadık bunu. Kaçıranlar oldu. Kürtlerin üzerinde oynayan uluslararası düzenbazlar bunu özellikle kaçırttırdılar. Kimin eliyle? Gene Kürtlerin eliyle. Aslında zaten şunu iyi bilmemiz lazım. HDP ne demek bugün? HDP aslında PKK demektir. Yani PKK'nın bir partisidir. Aslında PKK'yı kullanan sistemin veyahut da PKK'nın arkasında olan güçlerin esas para babalarına, ağa babalarına baktığımız zaman PKK gibi olan ve PKK uzantısı olan partilerin hiçbirisi Batı'da hayat hakkı yoktur yani. Doğrudur. Yani İspanya'da da, İngiltere'de de bunların örneklerini biz gördük veyahut da İtalya'da hiçbirisi bunlara hayat hakkı tanımadılar. Yani seçime girme hakkı tanımadılar ve hepsini yok ettiler yani. Yani PKK, yani terör örgütünü öven veya terör örgütüne direktman arka çıkan, yani onun direkt işi. Bugün HDP maalesef Türkiye'de direktman PKK'nın kurduğu bir partidir. Bunu biliyoruz. PKK'dan izinsiz hiçbir konuşmaya bile çıkmıyorlar. Bu şeyi bir tespit edelim öncelik. Peki PKK'yı kim kurdu? PKK'yı sistem kendisini, yani daha doğrusu laik kemalist sistem kendisini yeniden bir resetlemek için oluşturduğu bir oluşumdur bana göre yani. Aynı zamanda sistemle birlikte sistemin arka planında olan uluslararası sistem, o müstekbirler, istikbar, uluslararası emperyalizm PKK'yı 12 Eylül ile birlikte Diyarbakır'da yeniden doğurdular yani PKK, Kürt hareketini. Çünkü buna Kürt hareketi mi denir, doğrudan terör örgütünün hareketi mi denir? Çünkü şöyle bir algı var hocam, özellikle özür diliyorum. Vatandaşlarımız şundan rahatsız. Kürt eşittir PKK değil. Bir PKK sorunu var ve örgüt var. Bu örgütün esiri olmuş bazı bölge insanları var. Bu dil çok dikkat edilmesi gereken. Ama maalesef şey maalesef şu var. AK Parti'nin içerisinde de, yani Fethullah Gülen'in grubunun olduğu dönemleri düşündüğümüzde PKK'ya destek çıkan insanlar da olduğu için var. Dolayısıyla özellikle o çözüm süreci içerisinde ve daha öncelerde. Dolayısıyla o oluşmayı, yani PKK'nın eşittir HDP'nin Kürt Partisi diye tescillenmesinin arka planında bence maalesef bu zaaflar da var yani. Evet. Şimdi ben esas şuna gelmek istiyorum. PKK bugün sistem tarafından 12 Eylül'de temeli atılan bir terör örgütüdür. Ki sistem laik kemalist düşünce yapısı olan insanların veya o düşüncedeki insanların ürettiği bir düşmandır yani. Siz Diyarbakır'da hafızanız alır mı? Bir insan yani aldığı bir mahkumu veya şeyi yaptığı işkencelerle yeniden bir, siz eğer arka planda bir şey kurgulamamışsanız bu yapılan, yani daha doğrusu Diyarbakır'daki cezaevinde
uygulanan sistematik işkenceleri hiçbir akıl, izan kabul etmez yani. Evet. Şimdi orada yaşayan insanlar, arkadaşlarımız var. Yani benim tanıdığım birçok arkadaşım var. Bizzat o işkencelerden geçmiş olan, oradaki işkenceleri tatmış olan insanlarla birebir ilişkilerim oldu. Orada Diyarbakır'daki cezaevinde öyle insanın hafızasının alamayacağı işkenceler yapıldı ki oradan çıkan insanlar 2 sene 3 sene sonra 1982-83'te tahliye olan insanların hepsi dağa çıktılar. Bakın ben size orada cezaevinde 18 yaşında girip de daha sonra Diyarbakır Anadolu'nun Kufesi'dir diye bir kitap yazan kardeşimizin kitabından bir çok kısa bir şey okumak istiyorum ben size. Peki buyurun. Sahi anne, sana Diyarbakır askeri cezaevini anlattım mı? Kalbin dayanır mı anne? Bütün çektiklerimi dinlemeye. Söyle, sen bütün sözlere tahammül edebilir misin? İnan, gelecek nesillerin bilmesini istemeseydim, beraberimde mezara götürürdüm bütün bu sırlarımı. Ama uygun görmedim anne. Haksızlık karşısında susan, dilsiz şeytan olamadım anne. Hem neden korkayım ki anne? Siyahtan öte, renk mi var? Ölümden dönmüş insan, ölümden korkar mı anne? Ama biliyor musun anne? Bu anlatacaklarıma sadece analar değil, babalar da dayanamaz. Taşlar bile tahammül edemez. Diyarbakır 5 no'lu askeri cezaevini bilirsin değil mi anne? Az mı zulme şahit oldun burada? Bu zindanın bir benzeri var mı dünyada bilemiyorum. Ama yeryüzü cehennemi olduğundan hiç kuşkum yok. Bu zindanda ölüm orucunda can verenler vardı anne. Bediüzzaman da bunlardan bir tanesiydi. Altantan'ın babası Bediüzzaman da orada oruçlu oluştu. Kendisi oruçlu tutar, oruç tutarken gördüğü işkencelerden dolayı bağırsaklarının dışa düşmesinden dolayı yapılan işkenceden dolayı orada şehit olan Bediüzzaman da vardı yani. Şimdi orası öyle bir zindandı ki Kürt hareketini doğurttular özellikle ve sanki Kürt hareketi eşittir yani PKK eşittir Kürtlerin temsilcisi. Yok böyle bir şey aslında. PKK en büyük zulmü Kürtlere yapmıştır bana göre. En büyük katliamı, en büyük katliamı Kürtler üzerinde yapmıştır. Yani istatistik olarak girdiğiniz zaman, Google'a girdiğiniz zaman size PKK'nın yaptığı katliamların çoğunun bütün eylem tarihlerini veriyor. PKK'lılar yani Kürt kardeşlerimiz üzerinde olduğunu görürsünüz. Şimdi en yakın dönemden ben size misal vermek istiyorum. PKK iktidar olduğu zaman ne yaptı? Kobani'de iktidar oldu PKK. Yani YPG PKK'nın ikinci bir kurumu. Çok ilginç bir şey var. Bunun izleyicilerimizin de bilmesinde fayda var. Suriye tarafındaki kurulan kantoncukların tamamında bölgesel başkanlıklarına bakıyorsunuz. Dev Yol, Dev Sol'un TKP'miyle vesairesi. İlginç olan dış maşalı ne kadar istihbaratçısı varsa onların şu an kanton başkanları olmuş, bakanları olmuş vesairesi. Şu bu. Demek ki orada da o Kürtlere yer olmadığını bilmeleri gerekiyor. Hayır. Kürtlere... Böyle bir süreç de var. Kürtlere yer olmadı. Sadece kendilerine hizmet edecek olan Kürtlere yer var orada. Tabii yani, de Ermenilerden bak, çok bakın, ciddi bir şekilde kitle getirip yönetici yapmışlar orada şimdi. Güya PKK'nın uzantısı YPG orada iktidara geldi. Kobani'de yani Kuzey Suriye'de diyelim. Aşağı yukarı 3-4 yıldan beri orada onlar hakimler. Ve oradaki PKK'ya karşı çıkan yani onların politikasını benimsemeyen dinsizliğe dair. PKK'nın temeli Marksist-Leninist bir yapıdır yani. Dinsiz bir yapıdır. Buna karşı çıkan Kürtlerin hepsi ya Türkiye tarafına kaçmak zorunda kaldı ya da Irak tarafına kaçmak zorunda kaldı. Yani aşağı yukarı 400 bine yakın 300-400 bin arasında insan Türkiye tarafına Kürt kaçtı. 750 bin insan aşağı Türkiye'ye geldi. 400-500-600 binden fazla da Irak tarafına kaçmak zorunda kaldı. Peki madem bunlar Kürtler için bir şeyler yapıyordu, niye orada bu Kürtler kalmadılar? Yok. Kalmadılar. Çünkü bunlar PKK da Kürtlere de düşmandır çünkü yani. Şimdi dolayısıyla burada biz şunu iyi kavramalıyız. Sistem kendisine uzun yıllar bir meşgale alanı çıkardı. 12 Eylül ile birlikte ve onunla uğraştırıyor bizi. Peki. Niye? Türkiye ilerlemeye adım atacak herhangi bir mecali kalmasın. İlerlemek için yeni bir iktidar geldiği zaman, bir iktidar, güçlü bir iktidar gelirse bunun uğraşacağı bunlar olsun. Yani PKK sistem tarafından ve istikbar tarafından Türkiye'nin başına bela edilmiş özellikle Kürtlere düşman olan bir Kürt partisidir. Yani bunların ne Kürt haklarıyla ilgisi var, o çözüm süreci içerisinde eğer gerçekten samimi olsalardı, bugün şu anda Kuzey Irak'taki yaşayan
Kürt kardeşlerimizin elde ettiklerinin sadece ve sadece Türkiye'de olmayanı ana dilde eğitimdir. Onun haricinde Kuzey Irak'taki bütün Kürtlerin sahip olduğu hakların hepsi Türkiye'de vardır yani. Şimdi siz daha neyin kavgasını veriyorsunuz o zaman? Demek ki bunların niyeti Kürtlerin haklarını savunmak değil, bunların niyetleri başka bir peki, şey yani. Çok teşekkür ediyorum. Evet, Ayhan Bey. Size soralım aynı soruyu. Kürt vatandaşlara baskı yapan bir HDP. HDP deyince de PKK. PKK Türkiye'de Kürt vatandaşları üzerinde neyi amaçlıyor? Veya gerçekten HDP'ye inanarak, HDP'ye oy veren Kürtlere nasıl bir mesaj vermek lazım? Şimdi her şeyden önce şunu söylemek lazım. Eğri cetvelden doğru çizgi çıkmaz. Dolayısıyla elimize alacağımız kılavuzumuz, cetvelimizin doğru olması lazım. Demin de ifade ettiğiniz gibi bir kere meseleye eğer Kürt sorunu diye başlarsanız zaten baştan iflas edersiniz. Şimdi HDP'nin isyan ettiği bir şey var. Sayın Cumhurbaşkanımız özellikle son dönemde üstüne basarak şunu söylüyor. Türkiye'de Kürt sorunu diye bir şey yoktur. Bunu söylemek önemli. Eğer yani nasıl ki Filistin topraklarındaki İsrail sorununa Filistin meselesi derseniz, Filistin sorunu derseniz yanlış tespit yapmış olursunuz. Aynı şekilde Türkiye'nin güney topraklarında ve daha aşağıda Suriye ve Kuzey Irak'taki meseleye Kürt sorunu derseniz yanlış teşhisle başlarsınız, çözüme de ulaşamazsınız. Doğru teşhis şudur, yani eğer bu değilse nedir derseniz, PKK ve onun uzantısı olan YPG, YPJ ne derseniz adına ve bunların konumunu temsil eden terör sorunu vardır. Evet. Yani mesele, esas sorun PKK ve terör sorunudur. Bugün bakıyorsunuz Güneydoğu'da işte çözüm süreci olarak tırnak içinde ifade edilen süreçte şu veya bu şekilde işte silahlar sustu, şu oldu, bu oldu falan. İnsanlar yaylalara çıkmaya başladılar, hayvanlarını otlatmaya başladılar. İran'dan gelen turistler vesaire, diğer ülkelerden gelen turistlerle birlikte bölge bir canlanmaya başladı. Hatta bölgede işte HDP ve o gelenekten gelen partilerin elinde yıllardır bulunan belediyeleri kayyumla birlikte devlet idare etmeye başlayınca bu insanlar hiç abartmıyoruz. Yani su, kanalizasyon ve diğer bayındırlık hizmetlerini gördüler. Yani devlet varmış demeye başladılar. Niye? Çünkü bu zamana kadar HDP'nin elindeki belediyelerdeki bütün gelirler ve ellerindeki bütün alet, edevat, makina, teçhizat daha gönderiliyordu. Terörün hizmetine gönderiliyordu. Bilerek hizmet yaptı. Bunu Cumhurbaşkanı özellikle seçim konuşmalarının tamamında altını çiziyor. Dolayısıyla masadan biraz başımızı uzaklaştırıp tabiri caizse odanın tamamına daha geniş açıdan bakmamız gerekiyor. Ve öncelikle şu tespiti yapmamız gerekiyor. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra galip devletler bölgede bir paylaşımın içerisine girdiler. Orada bir Kürt devleti kurmak istiyorlardı. Fakat ne olduysa oldu. O fikirden vazgeçtiler. Sadece Kürt devleti değil aynı zamanda bir Arap devleti. Yani işte vesaire vesaire. Şimdi Kral bu yani Arap beraber devletlerini kurdular. 50 bin parçaladılar işte. İşte tabiri caizse işte şey Filistin Kurtuluş Örgütü yetkililerinden birisi şey diyordu. Arap devletleri dediniz, Arap Birliği dediniz 28 adet sıfırdan ibarettir diye. Şimdi oradaki kuracakları Kürt devletçikleri de ondan ibaret olacaktı ama orada bir şey gördüler. Şimdi biz bu insanlara devlet de kurdursak, yani bir Kürt devleti kurdursak bile bu insanlar milli manevi değerlerine bağlı, İslam'a bağlı insanlar. Yani biz bu Kürtleri tırnak içerisinde nasyonel anlamda, milliyet anlamında Kürt kanı taşıyan insanları İslam'ın dışında bir şeye Kürt alet edemeyeceğiz. Ben şöyle bir dil kullansam nasıl olur? Halit bin Velid hatıratında söyler bana Diyarbakır surlarına İslam sancağı dikilmediği sürece uyku haram olsun diye. Peki Kudüs komutanı Selahaddin Eyyubi, Bediüzzaman, İdris Bitlisi gibi Fethi Teyran gibi insanlar varken kalkıp Marx'ın çizgisine çekilen bir ne demek lazım? Oraya geleceğim. Bugün işte birileri HDP ve PKK çizgisini ve Avrupa'nın bu çizgiyi desteklemesinin sebebi ne? İşte mayınlar çıkıyor, İtalyan bilmem ne vesaire. Şimdi bu insanlar 100 yıl sonra yeniden
işte PKK ile birlikte şu ümit ışığını gördüler. Marksist-Leninist bir nesil yetişme ihtimalini, özellikle bunu Kuzey Irak ve Suriye kesimi için söylüyorum. Orada tampon bölge. Orada kuluçka makinesi orası olan bir devlet kurdurmaya çalıştılar. Yani istedikleri, gördükleri ümit ışığı şuydu. İslam'dan uzaklaşmış Marksist-Leninist çizgiye kaymış bir nesil sağlanırsa, bu şekilde kurulacak bir devlet, işte batılı emperyalistlerin amaçlarına hizmet edebilecek bir devlet olacak. İşte bugün HDP'nin ve PKK'nın, yani saz arkadaşlarının diyelim tabiri caizse, savundukları şey nedir? İslam'dan uzak, Marksist-Leninist, hepsinin işte yani bölgeden alınan leşlerin üzerinden çıkan kimlikleri, ibareleri görüyoruz. Ya haç çıkıyor ya da Marksist-Leninist çizgideki diğer işaretler çıkıyor. Hiçbirinin üzerinden, yani bugüne kadar bir PKK'lının üzerinden tırnak şeyi söylüyorum, yani bir Kur'an-ı Kerim çıktığını gören oldu mu? İslam'la ilgili bir efendim mesela akaid kitabı çıktığını vesaire veyahut da cebinden tesbih çıktığını, yani en ufak bir şey olduğunu. Demek ki bu örgüt tamamen terör örgütü. Marksist-Leninist çizgide İslam'a karşı hareket eder. Avesta bol bol çıkıyordu, onları görmedim. Avesta tabii çıkar. Yani Zerdüştlük şeyisi çıkar. Vesaire vesaire. Evet. Demek ki HDP'nin ve saz arkadaşı PKK'nın İslam'la alay olduğu, eden bir ahlakın olduğu bir yerde ne bekliyorsunuz? Şimdi şunu da söyleyelim. En son örneği mesela İşte bize ne işiniz var orada Kılıçdaroğlu'nun dediği yerden atılan roketler Hatay'da camilere, efendime söyleyeyim, ve civardaki camilere. Bilinçli. Yani bunlar bilinçli. Niye? Sonradan çıktı. Koordinatları işte içeriden PKK'lılar veriyor. Evet. Onlar da ona göre roket atıyorlar. Dolayısıyla oradan camiye atılan roket, işte ya biz yanlış atmıştık, yanlışlıkla isabet etti değil. Hayır. Bilerek ve bilinçli olarak hedef gözeterek atılmış roketlerdi. Nereye attılar? Camiye attılar. Hı. Nereye bu roketleri attılar? İşte o Kürt dedikleri halkın üzerine attılar. Dolayısıyla bunların Kürtlük gibi, dolayısıyla bunların Kürt devleti gibi ideolojileri falan filan da yok aslında. Yani dini, imanı vesaireyi de bırakın, Kürtlük gibi bir şey de yok. Çünkü en büyük zararı bölgedeki Kürt halkına veriyorlar. Evet. Ve dolayısıyla bakıyorsunuz işte bölgeye hizmet gönderiliyor. Devletin araçları gidiyor, yol yapıyor, su yapıyor, elektrik, efendime söyleyeyim, kanalizasyon hatta götürüyor. Bunları engellemek üzere siz iş makinalarını Peki, yakıyorsunuz. Özellikle Türkiye'de yasal olarak da gözüken sendikalar var. Sol marjinal sendikalar. Devlet bunlarla ilgili birer terör yuvasına dönmüş neredeyse bunlar. Bunlara niye müdahale etmiyor? Evet, özellikle 15 Temmuz sonrası. Yani bunlar değil sadece. Ama. Bakın ben makine yüksek mühendisiyim. Mimarlar odası, evet, makinacılar odası. Şimdi nerede bakıyorsunuz, efendime söyleyeyim, Türk devleti terörün üzerine ne zaman gitmeye başlamışsa. Hemen bildiri yayınlıyor. Hemen bu makine mühendisleri odası, hemen mühendisler odası bir bildiri Doğrudan yayınlıyor. Doğrudan bana mesajlar geliyor. Nerede devletin birliğine uzanan, kasteden bir eylem, nerede bir protesto varsa, efendime söyleyeyim, en önde bunlar var. Peki. Yani siz sendika mısınız? Siz oda mısınız? Siz sivil toplum kuruluşu musunuz? Yoksa terörün destekçisiniz? Batı'nın desteklediği doğrudan STK'lardan biridir herhalde. Yani özellikle Alman istihbaratında ciddi destek sağladığı bir oda olarak da ben algılıyorum. Çünkü Alman politikalarına doğrudan hizmet eden açıklamaları ben bu kuruluşlarda görüyorum. Bunu da söylememizde yarar var. Evet, İsmail Bey'e geçmek istiyorum. Sosyolog yazar gözüyle şöyle 2-3 dakika içerisinde Kürt vatandaşlara doğrudan bir mesaj verilecekse ne söylemek istersiniz? Tabii ki yani buradan şunu bir kere ifade edelim. Bu coğrafyaya aslında biçilen rolü şöyle biraz daha gerilere doğru gittiğimiz zaman Aristo'nun akıl hocası, Büyük İskender'in akıl hocası Aristo var biliyorsunuz. Aristo ne diyordu? Bugün Orta Doğu coğrafyasına bakın. Bizim güneydoğumuzda ve hemen etrafımızda yaşanan bu darmadağınıklığa, bölünmüşlüğe, paramparça oluşa, yani bir uzlaşılmış bir savaş gibi adeta, değil mi? Evet. Yani bir uzlaşılmış savaş ve zamana yayılmış bir bölüşüm planı. Ve zamana yayılmış bir işgal planı. Çünkü bir kere de bu hamlenin altından kalkmak mümkün değil. Her aşaması farklı bir planın içerisinde işliyor. Önce bütün bölgenin aklı ve hafızası yerinden edilerek, kafası karıştırılarak, bildiği doğrular ters yüz edilerek, burada bir zihinsel altyapı oluşturuldu. Bu altyapıyı da misyonerlik faaliyetleriyle yürüttüler ve arkasından da fiili aşama
devreye sokuldu ve bu devreye sokma da Birinci Dünya Savaşı ile beraber, işte hepimiz beraber biliyoruz ki Sykes-Picot'larla ve efendim Balfour Deklarasyonlarıyla, şuna benzer buna benzer bir takım faaliyetlerle, özellikle içeriden işbirlikçileriyle, Hüseyinleri, Faysalları biliyoruz değil mi? Ve bu coğrafya ne zaman bir sıkıntı yaşadıysa, aslında dışarıdan gelen hamleler yapıyı güçlendirir. Dışarıdan gelen hamle eğer bünye kuvvetliyse, hatta bünyenin bir anlamda kendi immün sistem diyebileceğimiz tarafını da test ettiği için, yani bazen hastalıklara dirençli yapmak için yarım mikrop verirler değil mi mesela? Sizi öldürmeyen şey kuvvetlendirir. Bir de bağışıklık sisteminizi de güçlendirir. Dolayısıyla mesela bugün bilgisayar programcıları bile, değil mi, beyaz hacker'lar var. Şimdi adama diyor ki benim sistemime bir saldır bakayım, nerede açığım var. Şimdi test ederek, açıklarını bularak, oraları kapatarak, örerek aslında bir şey inşa ediyor ve gücü öyle yakalıyor. Hı hı. Dolayısıyla devletler de aslında uzun bir vadede bunlara karşı kendilerini test ederek, hı hı, kendi güçlerini inşa etmeye devam ediyorlar ve bu yol bu şekilde ilerliyor. Peki. Fakat burada gördüğümüz şu ki, yani sadece yerli ve milli yapıcılar yok. Aynı zamanda yerli ve milli gibi durabilecek, milli diyemiyorum ama yerli yıkıcılar var. Mış gibi yapanlar. Yerli yıkıcılar bunlar, evet. Mış gibi. Yani yerli yıkıcılar bunlar. Gibi, evet. Yerli yıkıcılar bunlar. Hı-hı. Ya dışarıdan gelmediler yani. Evet. Dışarıdan gelseler biz görürüz. Aslında ama doğrudan İsrail ve Ermenistan'ın projelerine hizmet eden Türkiye'deki özel STK ve dernekler üzerinden Kürt hareketiymiş gibi veya Kürt politikasıymış gibi terör sorununu Türkiye'nin gündemine getirerek, evet, meşrulaştırma mesela yapmak istediklerini. Rusya ile bizim işte 2. Mahmud'un, değil mi, Rusya ile ittifak yaparak başka bir tarafa gelmek. Mısır'da, değil mi? Mehmet Ali Paşa'nın yaptığı şey neydi? Aynı politika. İçeriden vurulmak, evet, değil miydi? Evet. Ha, oradan sonra gidin Şerif Hüseyin'in yaptığı içeriden vurulmak değil miydi? İşbirlikçiliği çok sayesinde. Çok benzer çok hareketler. Şimdi dolayısıyla mesela Kuzey Irak'taki hemen çok yakın bir zaman diliminde Barzani'nin yaptığı aynı zamanda bir vefasızlık değil ama miydi? İçeriden biri de, değil miydi? Aynı günde de bunu belki birçok programda söylüyoruz. Evet. Barzani'nin çok güvendiği işte peşmergem şu bu dedi. Bir gecede 18 kilometre Erbil'e yaklaşan bir DAEŞ'i gördüğünde de ilk kurtaran yine Türkiye oldu. Yine Türkiye oldu. Dolayısıyla şimdi burada mesela bizim işte öne çıkarmamız gereken şeyler bunlar. Evet. Bir kere daha bu içimizden kandırılmışların oyununa, içimizdeki kandırılmışların oyunuyla beraber, çünkü dışarıdan geldiklerinde işimiz kolay. İçeriden geldiklerinde işimiz zorlaşıyor. Bizi bölüyor ve parçalıyor. Vahdeti ve uhuvveti, sükuneti, suhureti yakalamamız gereken şey içerideki gücümüze bağlı. Dolayısıyla da bu kardeşlerimiz bize ne yapılmak istendiğini çok iyi görmek durumunda. Hep beraber görmek durumundayız. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı Rize'de evinden yapılan bir televizyon programında şunu ifade etti. Dedi ki, dedesinin örneği üzerinden, benim gibi inanan bir insanın kavmiyetçi olmasına imkan ve ihtimal yoktur. Ve benim dedem bana şunu öğretmişti dedi yani. Allah dedesine sormuş ki hani işte ya bu kavmiyetçilik, milliyetçilik bunlar nedir falan diye. O da demiş ki Allah kabirde melekler geldiği zaman efendim sana men rabbuke ve ma dinuke ve men nebiyyuke dedikten sonra ve ma kavmuke diye bir şey sormuyor. Dolayısıyla yani bizim böyle bir cevap, böyle bir soruya cevabımız yok. Ve dolayısıyla biz Müslümanız ve Müslümanlar kardeştir. Ve Allah'tan en çok takva olarak Allah'a en yakın olanlar Allah'ın en sevdikleridir. Yani burada kavim ayırmıyor. Eyvallah. Bu Kürtse Kürttür, Türkse Türktür, Arnavutsa Arnavuttur, İngilizse İngilizdir. Bu kadar basit. Farklılıklarımız kardeş olmamıza engel değildir. Değildir. Çünkü Allah diyor ki biz sizi kavimlere ayırdık ki birbirinizle daha iyi iletişim kurup ve tanışasınız diye. Peki. Bu kolaylaştırmayı insanoğlu neden bir ayrıştırma unsuru, neden bir parçalama unsuru olarak öne çıkarır da kendi nefsine zulmeder ve etrafına da zulmeder. Çok teşekkür ediyorum İsmail Bey. Programın sonuna geldik. Hocam herhalde siz bir şey mi söyleyecektiniz? Ben iki noktayı dile getirmek istiyorum. Bir dakikayla toparlarsak sevinirim. O zaman ben şunu, yok ben bir dakika değil de biraz yok, istiyorum. Program çünkü sonuna geldik. Güzel, şöyle bir şey. Birincisi biz rahmetlik Metin Yüksel'le, evet, 12 Eylül öncesinde yaptığımız mitinglerin çoğunda, özellikle büyük mitinglerde Kürtçe sloganlar da atardık. Bunlardan bir tanesi de eğer Kürt kardeşlerimiz beni bağışlasın da belki çoktan beri kullanmadığım için belki telaffuzunu yanlış söyleyebilirim. Buyur. Müslüman hemen bürey hevün diye evet, slogan atardık. Müslümanlar kardeştir diye. Biz kardeşliğimizi tekrar tesis etmek zorundayız. HDP bizim kardeşimiz değil.
YKK bizim kardeşimizdir. Çünkü onların temelinde Marksizm ve Leninizm vardır. Temeli Marksizm ve Leninizm'e dayanan sizin hakkınızı kesinlikle... Peki Metin Yüksel'in sözüyle bitirelim hocam hemen. İkincisi ben burada şunu söylemeden edemiyorum. Hı-hı. 28 Şubat mağduru arkadaşlarımız var. Evet. 25 yıldan beri Madımak Oteli'nden dolayı yatan Sivas mağduru arkadaşlarımız var. 15 yıldan beri yatan arkadaşlarımız var. Bu kardeşlerimiz mutlaka ve mutlaka bir şekilde çıkartılmalıdır. Bu kardeşlerimize bu vefa borcumuzu biz ödemediğimiz zaman çok badirelerle karşılaşacağız. Biz çünkü bu kardeşlerimizin hemen hemen çoğu sırf İslami kişiliklerinden dolayı hapsedildiler ve 28 Şubat sürecinde başörtüsüne destek verdiklerinden dolayı çoğu, mesela bir tane kardeşimiz özellikle Kamil Aşkın kardeşimiz Bosna'daki Müslüman kardeşlerine yardım ettiği için sırf sen nasıl Bosna'ya gidersin diye cezalandırıldı. Jacques Kami olaylarına iliştirildi ve sonradan iliştirilerek bu kardeşimize müebbet hapis cezası verildi. Ve bu kardeşimiz 15 yıldır cezaevinde. Dolayısıyla AK Parti'ye düşen seçimden sonra acil ve acil olarak bu 28 Şubat ve FETÖ mağduru arkadaşlarımızı bir çözüm getirmesi lazım mutlaka. Peki, çok teşekkür ediyorum. Hemen Ayhan Demir Bey, buyurun. Vaktimiz kalmadı biliyorum. İki tane cümle söyleyeceğim. Peki. Mimar şöyle söyleyeyim. Şunu söylerler. Derler ki Süleymaniye Camii yapmak için bir Mimar Sinan gerekir. Fakat yıkmak için iki tane amele yeter. Birileri Sayın Cumhurbaşkanımız Mimar Sinan gibi ülkeyi imar etmeye çalışıyor. Birileri de amele gibi yıkmaya çalışıyor. Amelelere fırsat vermeyelim inşallah. Mimar Sinan'ımızla yola devam edelim. Peki. Değerli izleyiciler, böylelikle Akit Özel gündemle programın sonuna gelmişken her konuğuma ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Mutlu, sağlıklı yarınlar hepimizin. AK Parti'nin yarın Kazlıçeşme'deki mitingini de unutmayalım. Şimdiden hayırlı bayramlar, hayırlı geceler diliyorum efendim.